seyyar satıcıların, turistlerin oluşturduğu kalabalığın arasından sıyrılıp Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun'undan yani saltanat kapısından içeri girince neredeyse 400 yıllık bir tarih açılıverir insanın önüne. Topkapı Sarayı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'la başlayıp 19. yüzyıl ortalarına kadar süren hayatının panoramik bir görüntüsü çıkacaktır karşınıza. Burada göz ucuyla dahi olsa dokunabilecekleriniz bu tarihin en canlı tanıklarıdır. Topkapı Sarayı sadece Osmanlı padişahlarının yaşamlarına tanıklık etmekte kalmaz. Aynı zamanda imparatorluğun yönetim merkezidir. İmparatorluğun en yüksek karar organı olan Divan-ı Hümayun bu sarayda divanhane olarak bilinen kubbe altında toplanır. Padişahın devlet büyüklerini ve yabancı devletlerin temsilciliklerini kabul ettiği arz odası buradadır. Birçok büyük devlet adamı bu sarayın Enderun'unun himayesinde yetişmiştir. Kısacası Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğu'nun yüreği ve beynidir. Topkapı Sarayı'nın yapımına ne zaman başlandığı kesin olarak bilinmiyor. Bu konuda çeşitli kaynaklarda değişik tarihlere rastlanıyor. Bilinen o ki Topkapı Sarayı'nın ilk kazması Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 ile 1468 yılları arasında bulunur. Sarayın yapımı için seçilen yer İstanbul'a dört bir yandan egemen olan bir tepenin üstüdür. Fatih'in yaptırdığı ilk yapılara daha sonraki padişahların her biri yeni yeni eserler eklemiştir. Böylelikle saray iyi bakılan, hoş tutulan bir çiçek gibi yıl be yıl gelişir. Sarayın yazgısı imparatorluğun yazgısıyla koşuttur sanki. Nitekim Topkapı Sarayı'nın terk edildiği 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu da giderek yalnızlaşmakta, bir başına bırakılmaktadır. Sarayın ikinci kapısı Bab-ı Selam, Yüce Dergaha, padişahlık makamına açılır. Padişah'tan başka kimse buradan at sırtında geçemez. Padişah'tan başka her kim ki, ister sadrazam, ister bir başkası bu kapı arasından geçer, o zaman tüm yetkilerini dışarıda bırakmak zorundadır. Bu yüksek kapı, padişahlık makamının yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun temeline, yani adalete de açılır. Divanın toplandığı kubbe altı, bu kapının ardındaki avludadır. Sarayın ilk kapısı olan Bab-ı Hümayun, Osmanlı yönetiminin halkla buluştuğu bir geçittir. Bu kapı sabahtan akşama kadar herkese açık tutulur. Resmi törenler, alaylar ve ulufe dağıtımı bu kapının önünde yapılır. Halkın rahatça geçebildiği bir kapı olan Bab-ı Hümayun'dan sadece padişah, vezirler, ulema ve elçiler atla geçebilirler. Topkapı Sarayı'nın öbür müzelerden, böyle saray müzelerden ayıran ve daha önemli kılan bir özelliği vardır ki onu hakikaten dünyada tek yapmaktadır. Öbür örneklere bakıyoruz. Onlar çok daha az bir zaman süresi içinde kullanılmış olan binalar. Halbuki Topkapı Sarayı 15. yüzyıldan 20. yüzyılın birinci çeyreğine kadar kullanılmış, canlı kalmış bir saray. Topkapı Sarayı Osmanlı mirasının bugüne taşındığı ve gelecek kuşaklara aktarılmak üzere özenle korunduğu çağdaş bir saray müze.